Merhaba arkadaşlar. Bugün Pegasus analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına bırakırsanız analiz listeme alırım. Sırası gelince onları da analiz ederim. Bir destek vermek için beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Eğitim için de bana DM atabilirsiniz. Şimdi endeksin durumuna baktığımız zaman endeksin şuradaki trend desteğinde 4680-4650 seviyelerindeki şu güçlü destekten tepki verme ihtimalinden bahsetmiştik. Ki o destekten tepki aldı ve indikatörlerde de düzeltme olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Şuradaki dip oluşumlarını görüyorsunuz Fisher'da. Bu saatten sonra tepki almaya başladı ve şu an ilk direncine kadar geldi. 5130 seviyeleri ilk geçilmesi gereken direnç. Bakın buraya bir yükselip tekrardan düzeltme yapmış aşağıya doğru. Burayı geçmeye çalışıyor. Eğer yarın 5130 üzerinde kalmayı başarırsa endeksin gelmek isteyeceği hedef üst taraftaki 5380 seviyeleri olacak yaklaşık olarak. Ne kadarlık bir potansiyel var? Şuradan bakalım. 5380 seviyelerine kadar yaklaşık %5'lik bir potansiyeli var endeksin. Tabi yarın bu seviyenin üzerinde kapatması gerekiyor. Geri çekilme yaparsa endeks, yani yarın satış yerse şu dirençten, en yakın destek seviyesi 5050 seviyeleri olacak. 5050'de tutunma ihtimali yüksek ama burayı da kırması halinde sırasıyla 4990'lara kadar geri çekilebilir. Son noktası da zaten EMA 100 4860 seviyeleridir. Bu seviyenin altında risk büyür. Geçecek gibi duruyor. MACD'de pozitif kesişim gelmiş. Fisher'da pozitiflik mevcut. Büyük ihtimalle arkadaşlar 5400'leri, 5380'leri göreceğiz gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Takipte kalacağız. Şimdi Pegasus'un durumuna bakalım. Pegasus'ta güzel bir alçalan trend kırılımı geldi. Bakın şurası geçilmesi gereken önemli bir dirençti. 502 seviyeleri. Burayı kırdı. Şu an 503.7'de. Şimdi yarın bu seviyeden itibaren yükseliş devam ederse artık onaylamış olur kırılımı ve yoluna devam eder. Fisher ve MACD'ye baktığımızda aynı şekilde pozitif kesişimler görüyoruz. Şimdi baktığımızda alçalan trendin üzerinde gitmek isteyeceği ilk hedef seviyesi yaklaşık 520 seviyeleri olur. Yarın geri çekilmezse 520'yi de kırarsa 555 seviyelerine doğru yolculuk başlar. Olası geri çekilme durumlarında ilk destek seviyesi ve güçlü trend desteği 501, hatta 500 diyebiliriz. 500 seviyesi önemli bir destek olacak. 500 seviyesi aşağı kırılırsa 493 seviyesindeki EMA 5 ve diğer destek 481 seviyesi önemli olacak. 480 TL'nin altında kapanış görürse Pegasus'ta stoplamak gerekiyor. 480 son noktadır. Çünkü bu seviyenin altında artık 450 seviyelerine kadar geri çekilebilir. Burası destek seviyelerinin yoğunlaştığı bölge. 480 seviyeleri. Bu sebeple burada tutunma ihtimali yüksek. Tabi bu senaryo şuradaki 500 TL desteğini kırarsa geçerli. Buradan yarın tepki almaya devam ederse Pegasus az önce söylediğim direnç seviyelerine doğru, hedeflerine doğru yoluna devam eder. Şimdi ortalamaları kapatalım. King Kong'a baktığımızda arkadaşlar günlük periyotta King Kong yine çok güzel çalışmış. Düşerken sattırmış, çıkarken aldırmış. Şu seviyeden itibaren bakın 474'lerde aldırıp tekrardan 502 seviyesinde sat veriyor. Şuradaki çıkışta 464'te tekrar aldırmış. Henüz sat sinyali yok. Günlük periyotta Pegasus'ta sat sinyali görürsek de dikkatli olmak gerekiyor. Şu an durum pozitif. Yarın çok kritik olacak. 500 TL seviyesini günlük olarak takip edin.